arkadaşlar. Günür birlikte örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Abone olursanız, abone olduktan sonra ekranda göreceğiniz zil resmine de dokunup aktif hale getirirseniz paylaşacağım örgülerimden haberdar olabilir. Benimle birlikte örebilirsiniz abonelikler ücretsiz arkadaşlar ücret ödemeden kolaylıkla abone olabilirsiniz bugün sizlerle bir yeni doğan yeleği öreceğiz ben pembe rengi seçtim kız bebekler için hazırladım aynı modeli rengini değiştirerek elik düğme yerlerini de değiştirerek erkek bebekler için de rahatlıkla kullanabilirsiniz bu modeli bebeklerimizin 3 aya kadar da rahatlıkla giyebilecekleri bir model harika bir model yakamızdan başlayacağız arka kısmımızda da modelimiz var arttırmalara geçtiğimizde modelimizi de kurmaya başlayacağız kollarımızı artı artışlar boyunca kollarımızı öreceğiz. Artışlarımız tamamlandıktan sonra 3 sıra kadar haroşa örüp kol altından minik 4 sıra haroşa boyunca bitişle birlikte 4 sıra boyunca küçük bir dikişle kollarımızı dikeceğiz ve roba kısmımızı tamamlayacağız. 4 tane düğme yeri hazırladım ben. Bir yumak ip kullandım arkadaşlar. Alize Baby de ördüm. 240 metrelik ipimden tam bir yumak gitti. Ölçüleri eni 24 santime yakın 23 santim, biraz açılan bir model. O yüzden 24 santim kadar bir enimiz var. boyumuzda 25 santim. Güzel harika bir yelek öreceğiz şimdi ipimizi şişimizi alalım gelin bu güzel yeleğimizi birlikte örelim tekrar merhaba arkadaşlar yeleğimiz yeni doğan yeleğimizi Alize baby bestle öreceğiz güzel bir pembe şeker pembesi yüzde doğum bambu karışımlı bebe ipimiz anti peeling özelliği var bu ipimin renk numarası 185 şişim 3,5 buçuk numara şişime 64 ilmek attım başlangıç sıramın dışında 3 sıra haroşa ördüm bunu kız bebek için hazırlıyorum renk değiştirip aynı modeli erkek bebekte de uygulayabilirsiniz erkek bebek için hemen sol tarafta ilik açabilirsiniz ben sağ tarafta iliğimi açacağım bir sıra daha haroşa ördükten sonra roba artışlarına geçeceğim. Haroşayı ben sürekli düz yönde örüyorum. Onu belirteyim. Kafanız karışmasın. Bazen soruluyor düz örüyorsunuz siz. Neden düz örüyorsunuz? Haroşa diyorsunuz diye soruluyor. 6 ilmek kenarlarda ilik düğme yeri bırakacağım haroşa olarak 6 ilmeğe kadar haroşamı örüyorum Evet 6 ilmek haroşam kaldı. Burada ilk iliğimi açacağım. İlk ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa girerek ikisini birlikte alıyorum. Şişime 1 ilmek doladım. Ve kalan 3 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Geri dönüşte de yine bir sıra daha haroşa öreceğim ön yüzüme geldiğimde roba artışlarımızı yapacağız birlikte iliklerimizi de 11 haroşa sırası arayla açmaya devam edelim arkadaşlar ön yüzüme geleyim sizi fazla meşgul etmeyeyim ön yüzüme geldim roba ayrım yerlerimi hazırladım ön bedenlerim için 12 tane ilmeğim var artış aralarında 2 ilmek haroşalarım olacak kollarım 7'şer ilmek yine 2'şer ilmek arkayla kol arasında haroşalarım olacak arka bedenimde 18 ilmek şimdi hem roba artışlarımı yapacağım hem de Önde ve arkada model uygulayacağım. Kollarım düz olacak. 6 ilmek haroşama örüyorum. Normalde arkadaşlar örgümü örerken ben ipimi, ilmeğimi bu şekilde alıyorum ve alttan doluyorum. Bu modelimi yaparken ilmeğimi üstten girerek değil benim ilmeğim bu şekilde olduğu için geliş yönü ipi alış şeklime göre değişiyor. İlmeğimi böyle girmeyeceğim. Alt kısmından arka tarafından gireceğim ilmeğimi. Arka tarafından ilk ilmeğime girdim. Bir ilmek ördüm. Şişimden ilmeğimi çıkartmadım. Bir tane doladım şişime. Sırada gelen ilmekle bu işlem yaptığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmekten üç tane işlem yapıyoruz. Bir normal örüyoruz, bir doluyoruz, bir de arkadaki ilmekle birlikte kesme yapıyoruz. İpimi öne alıp bir tane ters örüyorum. Bu model için üçün katları gerekli arkadaşlar. Üç ilmek ve katları gerekli. İpi geri çevirdim. Yine arka tarafından girdim ilmeğimin. Bir ilmek ördüm. Bir tane doladım. Sırada gelen, hemen arkasında gelen ilmekle birlikte bu ilmeği ördüm. Ve şişimden çıkarttım. Bir tane de ters ördüm. Artış yerimdeyim. 2 ilmek haroşa öreceğim. Bir tane şişime doluyorum. İki ilmek haroşa mı örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Kolum için yedi ilmek düzümü örüyorum. Düz ilmeklerimi kolum için ördüm. Şişime doladım. İki ilmek arada haroşamı örüyorum tekrar şişime doluyorum. Arka bedenim içinde yine aynı modeli uyguluyorum. İlmeğimin arka tarafından girdim. Benim ilmek yönüm bu şekilde olduğu için ilmeğiniz böyleyse zaten bu şekilde geliyorsa normal şekilde bu şekilde örüyorsunuz demektir. Benim ilmek yönüm böyle olduğu için ben bu işlemi yapıyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Girdim, bir ilmek ördüm. Bir tane şişime doladım. ilmeğimi çıkartmadım. Arkasından gelen ilmekle birlikte ikisini ördüm. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek ters örüyorum. Birer ilmeğin işlem yaptığımız ilmeklerin aralarında birer ters örüyorum. İpimi çevirdim. ilmeğimin içine girdim. Bir ilmek ördüm. Bir doladım arkasından gelen ilmekle aynı ilmeği birlikte ördüm. Bir ters ördüm. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. İlmeğimin içine girdim. Bir ilmek ördüm. Bir doladım. Arkasından gelen ilmekle ikisini birlikte ördüm. Bir tane ters örüyorum. Tekrar İlmeğimin içine giriyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir sonraki ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Bir ters örüyorum arada. Sıradaki ilmeğim yine bir ilmeği ördüm. Şişimden çıkartmadım. Bir dolama yaptım. Bir sonraki ilmekle aynı ilmeği birlikte ördüm. Bir tane ters ördüm. Yine ilmeğin içine girdim. Bir ilmek ördüm. Bir doladım. Arkadaki ilmekle birlikte ikisini birlikte ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm şişime yine doladım artış yapacağım iki tane haroşamı ördüm bir artışımı yaptım kolum için 7 ilmek düzümü örüyorum tekrar artışımı yapıyorum 2 ilmek haroşamı örüyorum artışımı yaptım. Burada 2, 4, 6 ilmeğim haroşa. Bir ilmeğimle işlem yapacağım. Yanındaki keseceğim. Bir ters öreceğim. Bir ilmekle işlem yapacağım. Bir ilmeğim öreceğim. Bir ters öreceğim. Bir ters örerek başlıyorum. Bir tersimi ördüm. Ilmeğimin içine girdim, bir ilmek ördüm, bir doladım, bir arkadaki ilmekle birlikte ikisini bir ördüm, bir ters ördüm. Ilmeğimin içine girdim, arkadan bir tane ördüm, bir doladım, bir yanındaki ilmekle ikisini bir ördüm. 6 tane de haroşa ilmeğim var. ilik haroşalarımı ördüm. Arka yüzümde 6 ilmek haroşamı yine örüyorum. 4, 5, 6. Bu modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırası. Bu birlikte aldığımız ilmeği ters örüyoruz arkada iki ilmeği birlikte almıştık. Bu ilmeği ters örüyoruz. İpimizi çeviriyoruz bu doladığımız ilmekle. Birlikte yanındaki ilmeği ikisini bir örüyoruz düz olarak. Arada bir tersim vardı. Arka yüzde bunu düz örüyorum. İpimi çevirdim. Kesme yaptığım ilmeğim. Bunu ters örüyorum. Doladığım ilmekte ilk ördüğüm ilmeği ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Aradaki bir ilmek düzümü ördüm. Roba artışıma geldim. Arttırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tane haroşamı örüyorum. Çevirdim koluma geldim kolumdaki ilmeklerim arkada ters arttırdığım ilmeklerle birlikte bunları ters olarak örüyorum 2 ilmek haroşa mı örüyorum arka bedenime geldim arttırdığım ilmeği burada ters olarak özür dilerim önde düz olacak arkada düz önde ters olacak arkadaşlar. Özür dilerim. Bir ilmek tersim, arkada düz bunu örüyorum. Kestiğim ilmeğim. ipimi çevirdim. 2 ilmek birlikte almıştım. Bunu ters ördüm. İpimi çevirdim. Doladığım ilmekle ilk örme işlemi yaptım ilmek. Bu ikisini birlikte aldım düz olarak. Yanındaki ilmeğim düz ipimi çevirdim bir ilmek ters ipimi çevirdim iki ilmeği birlikte aldım bir ilmek düzüm ördüm kestiğim ilmeği ters olarak arkada ördüm doladığım ilmekle diğer ördüğüm ilmeği birlikte ördüm bir ilmek düz ördüm çevirdim bir ilmek ters ördüm yine arttırdığım ilmekle bir düz ördüm ilmeği ikisini birlikte ördüm bir düz örüyorum kestiğim ilmeği ters örüyorum doladığım ilmekle ördüğüm ilmeği birlikte alıyorum bir tane düz ilmeğim bir ters doladığım ilmekle ikisini bir aldım arttırma yaptığım ajor yaptım ilmeğimi de düz olarak örüyorum iki tane haroşamı örüyorum kol ilmeklerime geldim bunları ters olarak örüyorum kolumun arttırmasını ters olarak ördüm. İki tane arada haroşama ördüm. Ön bedenimde arttırdığım ilmeğimi, roba artış ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Çevirdim. Kestiğim ilmek bunu ters ördüm. Doladığım ilmekle ilk ördüğüm ilmeği ikisini bir aldım bir düz örüyorum çeviriyorum bir ters çevirdim yine doladım ve bir düz ördüm ilmeğim ikisini birlikte ördüm altı ilmekte düğme yerimdeki haroşalarımı örüyorum ön yüzüme geldim yine modelim devam ediyor iki sıra modelimi bitirdim. Şimdi yeniden modelimi kuruyorum. Aynı işlemleri sürekli tekrar edeceğiz arkadaşlar. 6 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6. Bir ters ilmeğim var. Arkada ikisini bir aldım. ilmek. ilmekler artık kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu ilmeğimin içine girdim. Bir ilmek ördüm. Bunu arka yüzde kesiyoruz. Bir doladım. Bu ilmeği de arka yüzde kesiyoruz. İlmeğimi çıkartmadan yanındaki düz ilmek var. İkisini birlikte aldım. Bir tane ters ilmeğim var. Arkada düz olan ilmeğim. Tekrar ilmeğimin içine girdim. Bir ilmek düz ördüm bir doladım. İlmeğimi çıkartmadan arkasında gelen ilmekle birlikte ördüm. İpimi çevirdim. Bir ters ördüm. Burada ilmek sayım yeterli olmadığı için işlem yapacağım. Çünkü burada arttırmam ve sırada gelen sırada gelen ilmekle kesmem lazım. Ama tek ilmek olduğu için bunu bu sırada Ters olarak örüyorum. Bir sonraki sırada bunu keseceğim. <laughs> Özür diliyorum. İpime doladım. Ajurumu yaptım. İki tane haroşa ördüm. Tekrar doladım. Kolum için düz ilmeklerimi örüyorum. Arttırmamı yaptım. iki tane haroşamı örüyorum. Artışımı yaptım. Arka bedenimi öreceğim. Şimdi sıradaki ilmeğim kestiğim ilmek. Bunu içinden ilmek çıkartmam lazım. Önümde bir ters ilmeğim var. Bu ters ilmeği örüyorum. Bir tersimi ördüm ipimi çevirdim. Kestiğim ilmek zaten gözüküyor. Bu ilmek üzerinden işlem yapıyorum. Girdim ilmeğime. Bir düz ördüm. Bir doladım. Arkasındaki ilmekle birlikte bu ilmeği ördüm. İpimi çevirdim. Bir ters ördüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yine kestiğim ilmeğim geldi. İçine girdim ilmeğimin. Bir düz ördüm. Bir doladım. Arkasındaki ilmekle ikisini birlikte ördüm. Bir ters ördüm. İlmeğimin içine giriyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Beşinden gelen ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Bir ters örüyorum. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Öksürük tuttu. O yüzden kapattım. Devam ediyorum. Bir tersimi ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Arkada kesme işlemi yaptığım ilmek. İlmeğin içine girdim. Bir düz ördüm şişime doladım bir tane ilmek ya sırada gelen arkasından gelen ilmekle ikisini bir ördüm bir tane ters ördüm ilmeğimin içine giriyorum bir düz örüyorum ilmeği çıkartmadan bir doluyorum arkasındaki ilmekle birlikte örüyorum bir ters örüyorum ilmeğimin içine girdim bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir sonraki ilmekle ikisini bir ördüm. Yine artış yaptığımız yere geldik arkadaşlar. Bir tane tersimi ördüm. Burada ilmeğim işlem yapmaya yeterli değil. O yüzden bunu da yine ters olarak örüyorum. Artışımı yapıyorum. 2 tane haroşamı örüyorum. Kolum için artış yapıp düz ilmeklerimi örüyorum. Artışımı yaptım. İki tane haroşamı arada ördüm. Yine artışımı yaptım. Burada ilmeklerimizden kestiğim ilmeğim buna üzerinde işlem yapacağım bir ters ilmeğim var yine sırada gelen ilmek işlem yapmaya yeterli değil yanında bir ilmek olmalı kesmek için o yüzden bunu da burada ters olarak örüyorum bu sırada ters ilmeğimi ördüm ipimi çevirdim ilmeğime girdim bir ilmek düz ördüm bir doladım Arkasından gelen ilmekle birlikte ördüm. Bir tane tersimi ördüm. Yine ilmeğimin içine girdim. Bir ilmek düz bir dola bir sonraki ile birlikte ör. 6 ilmek haroşamı örüyorum ilik yerim için. Arka yüzümde haroşalarımı örüyorum. İkinci modelimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar. 2, 4, 6. 6 ilmek haroşamı ördüm. Önümde gelen ilmek ters ilmek. Kesme yaptığım ilmek bu. Bunu ters ördüm. Doladığım ve bir düz ördüğüm ilmek öndeki ikisini birlikte aldım. Bir tane düz ilmeğim var. Önde ters olan ilmeğim. İpimi çevirdim. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm düz olarak. Bir tane düz ördüm. Artış ilmeklerime geldim. Bunu düz örüyorum burada arttırmamışım arkadaşlar hemen şöyle alayım alttan ilmeğimi bir tane arttırmamı ördüm düz olarak iki tane arada haroşamı ördüm ipimi çevirdim hemen kolumdaki ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum kolumu tamamladım. Arada iki tane haroşamı ördüm. Artırma yaptığım ilmeği düz olarak örüyorum. Önde işlem yapmadığım iki ters ilmeğim var. Bunları düz olarak ördüm. Bir ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi çeviriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeğimi yanındaki iki ilmeği birlikte alıp düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bir düz ördüm. Çevirdim. Bir ilmek tersimi ördüm doladığım ilmekle ördüğüm ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bir düzümü ördüm. Bir tersimi ördüm. Yine iki ilmeği birlikte ördüm. Bir tane düzümü ördüm. Bir ters ördüm. İki ilmeği birlikte aldım. Bir düz ördüm. Ve diğer ilmeklerim bir tane düzüm artış yaptım ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek haroşamı ördüm. ipimi çevirdim. Kolumdaki ilmeklerimi ters olarak arka yüzde örüyorum. 2 ilmek haroşamı ördüm artış yaptığım ilmeklerim bunları arkada düz olarak ördüm. İşlem yapmadığım bir ilmeği de düz ördüm. Arada bir ters ilmeğim bunu düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İki ilmeği düz olarak birlikte örüyorum. Aradaki bir ilmeğim düz, bir ilmeğin yanında hemen ters ve iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Bakın modelimize ördükçe kendini çok daha fazla gösterecek arkadaşlar. Çok hoş bir model, keyifli ve çok da kolay bir model. Bir kez daha kuralım arkadaşlar modelimize. 6 ilmek haroşama ördüm. İlk ilmeğim kesme yaptığım arkadaki ilk ilmeğim girdim ilmeğime bir düz bir dola sıradaki ilmekle birlikte bu ilmeği ördüm. Bir ilmek üzerinde 3 işlem yaptım. Arada bir ters var. Kestiğim ilmek arkada bu ilmeği giriyorum, bir örüyorum, bir doluyorum. İlmeğimi çıkartmadan arkasında gelen ilmekle birlikte bu ilmeğimi örüyorum. Çevirdim, bir tersimi ördüm. Şimdi artış yaptığım ilmeğim burada iki tane tersim var. Buraya da modelimi kurabilirim. Girdim, bir tane düz ördüm. Bir doladım, bir yanındaki ilmekle birlikte ikisini düz olarak ördüm. Bir doladım şişime artışımı yaptım. Ajorlu artışımı iki haroşamı ördüm. Artışımı yaparak kolumu örüyorum. Düz olarak önde kolumu tamamladım. Bir artış yapıp iki ilmek haroşamı ördüm. Arka bedenimin artışını yaptım. Şimdi burada yine ters ilmeğimin üzerinden işlem yapacağım. Arada bir tersim var. Bu ters ilmeğimin üzerinden işlem yapamayacağım için bunu ters olarak örüyorum. Diğer ilmeğim yine ters. Kesme yaptığım arkadaki ilmeğim içine girdim ilmeğimin modelimi uyguluyorum. Bir ördüm. Bir doladım. İkisini birlikte aldım. Örneği kurabilmem için bana iki ilmek gerekti. Arada bir ters ilmeğim olduğu için tek ters ilmekle modelimi kuramadığımdan bunu Önde ters arkada düz olarak örüyorum. Artış yaptıkça yanında model kurmaya devam ediyorum. Bir ilmek tersimi ördüm. Kesme yaptım. Ters ilmeğim arkada. Bunu aldım. Bir ilmek ördüm. Bir doladım. Arkasındaki ilmekle birlikte ikisini beraber ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Yine bir ilmeğimin içine girdim. Ters ilmeğimin bir ördüm. Bir doladım. Arkasından gelen ilmekle birlikte ördüm. Bir ilmek ters ördüm. İlmeğimin içine girdim. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki ilmekle birlikte ördüm. Bir ilmek tersini ördüm ilmeğime giriyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Arkasından gelen ilmekle birlikte düz olarak ikisini bir örüyorum. Bir tersini ördüm. Tekrar ilmeğimin içine girdim. Bir düz, bir doladım. İki ilmeği birlikte aldım. Bir ters ördüm. Burada iki tane ters ilmeğim var. Burada işlemimi, modelimi yapabilirim. İlmeğimin içine girdim. Bir düz ördüm. Bir tane doladım. Arkasından gelen ilmekle birlikte iki ilmeği düz olarak ördüm. Ajur artışımı yapıyorum. iki ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar artışımı yapıyorum. Kolumdaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar artışımı yaptım. İki ilmek haroşamı ördüm. Ön bedenime geldim. Ilmeklerime bakıyorum. Burada kesme yaptım. Model uyguladığım ilmeğim önünde 3 tane ters ilmeğim var. Bir tane arada ters olan ilmek olacak. İlk gelen ters ilmekte modelimi uygulayacağım. İlmeğime girdim, 1 doladım. Özür dilerim. 1 ördüm, 1 doladım. Arkasından gelen ilmekle ikisini bir ördüm. Arada bir tersimi ördüm ipimi çevirdim. Kesme yaptığım ilmek arkada. Bu ilmeği düz ördüm. Doladım. Bir sonraki ilmekte birlikte ördüm. Bir tersimi ördüm. Tekrar yine arka yüzde kestiğim ilmek geldi. Model yaptığım ilmek. Bunu düz ördüm. Doladım bir arkasındaki ilmekle ikisini bir düz olarak ördüm. Altı ilmek haroşama örüyorum. Arka yüzümde modelimin ikinci sırasını yapıyorum. 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. İlmekler zaten size ne yapması gerektiğini gösteriyor. Önde kestiğim ilmek arkada bunu ters olarak örüyorum. Dolama yaptığım ve bir düz olarak önde ördüğüm ilmek ikisini birlikte alıp düz olarak örüyorum. ilmek sayımız değişmiyor arkadaşlar. Kesiyoruz ve arttırıyoruz. O yüzden ilmek sayımız değişmiyor. Bir ilmek üzerinden Üç işlem birlikte yaptığımız için sayılarımızda bir sorun olmuyor. Arka yüzde bir düz ilmeğimi ördüm. İpimi çevirdim. Ters ilmeğim kesme yaptığım öndeki ilmek bunu ters ördüm. İki ilmeği sıradaki dolama yaptığım ilmekle birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Çevirdim. Bir Ters ördüm, çevirdim, iki ilmeği birlikte ördüm. Ajur yaptım, arttırdığım ilmek, bunu düz olarak ördüm. İki ilmek haroşa mı ördüm? Kolumdaki ilmeklerimi ters olarak arkada örüyorum. iki ilmeğimi haroşa ördüm ajur yaptığım ilmeğim özür dilerim ipimi çevirdim bunu arttırdığımız ilmekleri modelimizin dışı modelimiz için arka ve önde arttırdığımız ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğiz arkadaşlar düz olarak ajur yaptığım ilmeği arkada ördüm kestiğim ilmek arkada bunu ters olarak ördüm. Doladığım ve düz ördüğüm ilmek ikisini bir aldım. Arada bir ilmek düzümü ördüm. Bir tersimi örüyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz, bir ilmeğim ters, iki ilmek düz, bir ilmek düzümü örüyorum. Çeviriyorum. Hemen yanındaki ilmeği ters örüyorum. Doladığım ilmekle diğer ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir düz, bir ters. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir düzümü ördüm. Bir tersimi ördüm. İki ilmeğimi birlikte ördüm bir düzüm bir ilmek tersim iki ilmeği birlikte ördüm bir düz ördüm evet ajurlu kısmıma geldim modelim bitti bir ilmeğim ters ajur yaptığım ilmeğim önde düz arkada ters özür dilerim ters verelim arkadaşlar arkada düz önde ters iki tane haroşamı ördüm ipimi çevirdim kolumdaki ilmeklerim ters sürekli tersi düzü tekrarlarken böyle bir problem oluyor arada arkadaşlar kusuruma bakmayın model kısmında ajur olarak arttırdığımız ilmeklerimiz arkada düz olarak onları örüyoruz. 2 ilmek haroşamı ördüm. Ajurumu düz ördüm. 1 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 1 düzüm ördüm bir tersimi örüyorum. İki ilmeğimi yine birlikte örüyorum. Arada bir düzüm. Bir ters örüyorum. İki ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum ve kenar düğme yerimdeki haroşalarımı haroşa olarak örüyorum modelimin anlaşıldığını düşünüyorum artık arkadaşlar. Üç kez modelimizi kurduk. Şöyle bakalım. Modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. İki önde ve arka bedende modelimiz var. Kollarımız düz olarak örüyoruz. Tekrar edeyim arkadaşlar. Biraz bu kısım uzun oldu ama iyice anlaşılsın istiyorum. Modelimi önde kurarken yanında bir tane ters ilmeğe ihtiyacım var. Aradaki ters ilmeklerimin dışında bir ters ilmek daha olmalı ki ikisini birlikte ördüğümüz için kesme yapabilmemiz için. O yüzden arttırdığım ilmek burada denk gelmezse bu ilmeği ters olarak öreceğim. Arka kısmında da ajor yaptım ilmekleri düz olarak öreceğim. Bunları dikkat edelim. Düz ters olduğunda modelimizi bozabiliriz. Kolumuz için de bütün ilmeklerimizi önde düz, arkada ters olarak örüyoruz. Bir ilmek üzerinden model kuruyoruz modelimizi ben severek ördüm güzel bir model hoş bir model Şimdi roba artışlarımıza kadar örmeye modelimizi kurmaya devam edelim yine hatırlatayım 11 haroşa sırası arayla da iliklerimizi açalım robamızı tamamladığımızda kollarımızı birlikte kapatalım ve beden kısmını birleştirip örmeye devam edelim. roba artışlarımı tamamladım arkadaşlar. 16 kez artırma yaptım. Modelimi de ön bedenlerde ve arka bedende devam ettirdim. Şimdi kollarımın kol ağızlarına kollarımı ayıracağım. Kol ağızlarına birkaç sıra haroşa öreceğim. Daha sonra da bedenimizi birleştireceğiz. Hazırlayıp örgümü modelimizi de yine birlikte kurmuş olalım. 6 ilmek yine ilik yeri düğme yeri için Haroşamı örüyorum. 4, 5, 6. Yine ilk ilmeğimin içinden girdim. Bir tane ördüm. Bir doladım. Ve arkasından gelen ilmekle ikisini bir ördüm. Bir tane tersimi ördüm. Yine aynı şekilde bir ilmek düz örüp bir doluyorum. Arkasından gelen ilmekle birlikte ikisini bir alıyorum bir ters bir ördüm bir doladım iki ilmeği birlikte aldım bir ilmek içinden üç tane işlem yapıyorum arada bir ters örüyorum bu ilmeğimin içine giriyorum bir ilmek düz örüyorum aynı ilmeğe bir dolama yapıyorum ve arkasındaki ilmekle bu ilmeğimi ikisini bir alıyorum bir ters bir ördüm bir doladım aynı ilmekte bir de kestim bir tersim ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir kestim bir ters ördüm bir örüyorum bir doluyorum bir kesiyorum bir ters örüyorum şimdi modelimi ilmek sayılarını denk getirmek için aradaki iki tane haroşamı kolla ön beden arasındaki iki haroşamı ön bedenime arka bedenle kol arasındaki iki haroşamı da yine arka bedeni alacağım Burada ilmek sayılarımı modelimi denk getirmek için ara e, haroşaları koluma almayacağım bedenimi alacağım. Diğer tarafta da diğer kolum içinde bir tane e, bu iki haroşamı yine arka bedene alacağım. Diğer ön bedenle kolum arasındaki bir haroşa ilmeğimi öne alacağım diğer ilmeği aldığımda ilmek sayılarım tutmuyor bir ilmek keseceğim aynı ilmek sayıları denk gelmesi için kesmeyebilirseniz de bir ilmek kolda çok fazla bir şey ifade etmez ama ben bir ilmeği keseceğim sadece tek ilmek diğer bedende öne almış olacağım haroşalardan burada iki ilmeği birlikte alıyorum modelimin ilmek sayıları modelimin denk gelmesi için kol altında arttırma yapmak istemedim haroşa örüp birkaç sıra kolu kesip kol altında dikiş yapmak istedim bunu farklı bir model olarak uygulamak istedim şimdi bir tersimi ördüm yeniden model kuracağım ilmeğimin içine giriyorum bir ördüm, bir doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bu haroşalarımdan aldığım ilmekler bir tane de ters ördüm. Ön bedenimi tamamladım. Şimdi kolumdaki ilmekler, bunları haroşa olarak örmeye başlayacağım. Haroşayı düz yönde ördüğüm için şu anda düz yönde düz örmüyorum arkadaşlar. Haroşamın yarım sırası bu. Geri dönüşte bir diş oluşmuş olacak. Aradaki arttırma aralarındaki ikişer ilmek haroşalarımı ön ve arka bedeni aldım arkadaşlar. Burada da yine iki haroşa ilmeğimi bırakıyorum arka bedene. Burada bir tane ters örerek bitirdik. Aradaki tersi buradan başlarken şimdi modelimize başlarken iki haroşa üzerinden modelimizi kuracağız. Bir ilmeğin içinden düz örüp dolayıp Arkadan gelenle keseceğiz. Arada bir tersimiz olacak. Ve yine diğer iki ilmek üzerinden modelimizi devam ettirmiş olacağız. Önce burada birkaç sıra kolumuzu haroşa örelim. Arka yüzden yine düz örüyorum. Yani Haroşamın ilk dişini kolunda oluşturmuş oluyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. <laughs> Özür diliyorum. özür dilerim arkadaşlar öksürük gıcık tuttu öksürdüm biraz o yüzden kapattım sizi rahatsız etmemek için 22 ilmeğim var 24 26 28 30 32 34 36 38 ve 39 ilmeğim var kolumda. Şimdi bunu birkaç sıra haroşa öreyim. Sizi meşgul etmeyeyim. Birkaç sıra haroşa ördükten sonra kolumuzun ilmeklerini kapatalım. Daha sonra arka bedenimize ipimizi bağlayıp arka bedenimizi de örelim. Kolumu 3 sıra haroşa ördüm. Ön yüzden yine haroşamı ördüm. Arka yüzüme geldim. Arka yüzümde kesmemi yapacağım. Önde bir diş daha haroşa oluşturmuş olacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi üzerinden Atlatıyorum, bir ilmek örüyorum, arkadakini ilmeğimin üzerinden atlatıyorum, bir örüp bir atlatma yaparak ilmeklerimi kapatıyorum. bir ilmek örüyoruz. Şişimizdeki ilk ilmeği üzerinden sağ şişimizden atlatıyoruz. ilmeklerimizi kapatıp arka bedenimize ipimizi bağlayalım. Birlikte arka bedenimizi de örüp diğer kolumuza geçelim arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimi kapattım kolumda. Şimdi çok az bir uzunluk bırakacağım. 3-4 sıralı haroşamızı dikebilmek için. İpimizi şimdi arkadaşlar şöyle ön bedeni bağlamayı istiyorum ben burada çünkü hemen işlem yapacağız ilmeğimize ilmeğimiz bir esneme yapmasın işlem yaparken bu ipimi ben arka bedenime özür dilerim ön bedenime bağlayarak bedenlerimi de birleştirmiş olacağım bu arada ön bedenimin son ilmeğinin içinden girdim ipimi Buraya bağlıyorum. Bu ipimi de örgümün arasında yürüterek saklayacağım. Bedenimi de bu arada birleştirmiş oluyorum. Yine ilk ilmeğimin içinden ters girdim şu şekilde ilk ilmeğimin içinden girdim bir ördüm bir doladım iki ilmeği birlikte alarak ilmeğimi çıkarttım artık burada bu işlemi sıkı yaptım kol altında bir esneme yapmaması için bir tane yine arada tersini ördüm yine ters olan kesilmiş olan arkadaki ilmeğim önümde. Bunun içine giriyorum. Bir tane doluyorum. Aynı ilmeği arkadaki ilmekle bir alıp kapatıyorum. Bir ters örüyorum ar arada. Bu kesilmiş olan arkada kesme yaptığım ilmeğin bir ilmek ördüm. Bir doladım. Arkadaki ilmekte bu ilmeği ördüm. Tersimi ördüm, modelimi örerek devam ettiriyorum. İğnemin katını açtım, ilmek gelmedi arkadaşlar. Evet. Çok zevkli bir model arkadaşlar. Çok çabuk da örülüyor. Çok da kolay bir model. İlmeğimin içinden çıktım. Bir doladım. Arkadaki ilmekle ilmeğimi bir ördüm. Bir ters ördüm bir doladım iki iğneyi birlikte aldım bir tersini ördüm ilmeğimin içinden bir düz bir dola ve bir kesme yaptım tersini ördüm Bir ters örüyorum. Yine modelimi örüyorum. Bir ters, bir düz, bir dola, bir kes. Bir ters, bir düz ördüm. bir doladım. iki ilmeği birlikte aldım. Tersimi aldım. Yine bir ördüm, bir doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir tersimi ördüm. Bir düz, bir dola. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir tersimi ördüm. Buradaki haroşalarımı da yine bedenimi alıyorum. Bir düz ördüm, bir doladım. 2 ilmeği birlikte aldım haroşamın birini almış oldum bir tane de tersini ördüm şimdi yine diğer kolumu da aynı şekilde haroşa olarak öreceğim Evet kolumdaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi arkadaşlar burada modelimizi kapatırken arada bir tersimizi ördük. Şimdi ilmeğimizin içinden girip modelimizi yapmamız gerekiyor. Buradaki model durumumuza bakalım. Ön bedende burada şimdi bizim iki tane bu haroşaları saymazsak iki tane tersimiz var bu ilmek üzerinden modelimizi kuracağız arada bir tersimiz olacak bu iki ilmek üzerinden yine modelimizi kuracağız burayı bir ters de aradaki ters de bitirdik bir tane ilmeğimiz fazla burada şimdi ben bu ilmeği keseceğim bir ilmek çok fark, fark etmez kolda ama yine de aynı sayılarda olsun istedim. Bir tane haroşa ilmeklerinden birini kestim. Hiçbir arttırma yapmadım. Modelimi denk getirmek için sadece fazla olan bir ilmeği kesmiş oldum. Aradaki haroşa ilmeklerimizi arttırma aralarındaki haroşa ilmeklerimizi sadece bedenimize katmış olduk. Şimdi burada yine 3 sıra ben haroşamı örüp kolumu kapatayım. Diğer ön bedenimizde de aynı işlemi yapalım. Modelimizi devam ettirelim beraber. Bu araşalarımı kapatıp geleyim. Sizi çok meşgul etmeyeyim. Diğer kolumu da Üç sıra haroşa ördüm ve örgümün arka yüzünden kestim. Arka bedenime ipimi bağladım. Burada ters olarak ilmeğimizi örüp tamamlamıştık. Yine ilk ilmekten modelimizi kurarak devam edeceğiz kol altımızda. Bir ilmek düzümü ördüm. Biraz sıkı yapalım burayı da. Bir doladım. Arkadaki ilmekle birlikte ördüm. Arada bir tersimi ördüm. Yine modelimi yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir doluyorum. Arkadaki ilmekle birlikte örüyorum. Modelimi ön bedende de devam ettiriyorum. Ön bedenimizi de bitirelim. Arkayı da yine son kez birlikte yapmış olalım. Birkaç model tersini ördüm. Bir ilmeğimin düzünü ördüm. Bir dolayıp iki ilmeği birlikte aldım. Pimin katını açtım yine. Evet, düzelttim. 6 ilmekte gibi karohalarımı örüyorum. Arka yüzümüze geldik. Karohalarımızı örüyoruz. 6 ilmek. kestiğim ilmek öndeki arkada ters örüyorum sırada gelen doladığım ve düz ördüğüm ilmeği düz olarak ikisini birlikte aldım arada bir düz ördüm bir düzün yanına ters ve sıradaki iki ilmek birlikte düz bir ters iki ilmeği birlikte alıp bir düzümü ördüm kol altımızı birlikte yapalım istedim arkadaşlar o yüzden hem de modelimizi bir kez daha tekrarlamış olalım düzümü ördüm tersini ördüm iki ilmeğimi birlikte aldım bir düzümü ördüm kestiğim ilmek öndeki ters ilmek olarak doladım ve düz ördüğüm ilmek ikisini bir düz olarak. bir düz tersimi ördüm. 2 ilmeği birlikte aldım. Özür dilerim. Bir tane de düzüm ördüm. Tersimi örüyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir düz örüyorum, bir tersini örüyorum, iki ilmeği birlikte alıyorum, bir düzümü örüyorum. Kol altımızda da esneklik yapmadan tamamlamış olduk. Arkadaşlar model biraz eee düzlü, tersli ve kesme işlemleri olduğu için biraz toplayan bir model. Mümkün oldukça sıkı örmemeye çalışın. Eğer eliniz sıkıysa, sıkı örüyorsanız 4 numarayla örmenizi tavsiye ederim. Ben biraz gevşek örüyorum. O yüzden genelde dörtle örülen örgüleri üç buçukla örüyorum çok da gevşek olmaması için mümkün oldukça gevşek örmeye de gayret ettim çünkü modelimiz biraz toplayan bir model ilmekler üst üste gelmiş arkadaşlar evet. Şöyle de bir bakalım arkadaşlar. Çok da uzatmayayım. Beden boyunca öreceğim. Bu kol altımızda 4 tane haroşa ilmeğini sıfır noktasından dikerek kapatabiliriz arkadaşlar. Burada çok fazla dikilecek, paylaşacak bir şey yok. Modelimiz örmeye devam edilecek görüntümüzü şöyle paylaşayım sizlerle. Evet. Yeleğimin boyunca şimdi ben modelimi tamamlayacağım. İliklerimizi açmayı da unutmayalım. 11 sıra haroşa ile açtım. Ve açmaya da devam edelim. Eliğimizin boyunu tamamladıktan sonra size kaç sıra daha ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi şöyle paylaşayım isterseniz daha rahat olacaktır. Çünkü modelin sıra sayısını paylaşmak zor olabilir. İliğimden sonra ilk haroşa sıramı sıramız bizim kol altından sonraki sıramız. İkinci ilikten sonra 2 4 6 sıra ördüm. Bu ilk sıra zaten birleştirme sıramız olacak. Buraya ben de işaretleyici koyayım size. Kaç sıra haroşa ördüm? Kol altından sonra haroşa sırasına göre beden sıramız da belli olacaktır. Örgümü tamamlayayım. Geliyorum arkadaşlar. Bildiğimin boyunu tamamladım arkadaşlar son bir iliğim kaldı bir sonraki sırada iliğimi de açacağım işaretleyici koymuştum size sıra sayılarını söyleyebilmek için ikinci ilikten sonra altı sıra haroşa örüp birleştirmiştik birleştirme yaptığımız sıradan kol altımızdan sonra 2 4 6 8 10 12 14 sıra Haroşa ordum. 14. Haroşa'yı ördüm. Ön yüzden geldim modelimi örerek. Arka yüzümde bütün ilmeklerimi artık haroşa olarak öreceğim. Modelimi kapatacağım. Bir sonraki ön yüzde de bir ilik daha açacağım. Dördüncü iliğimi ve birkaç sıra etek ucunda haroşamızı ördükten sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Arka yüzünden artık bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yalnız burada yapacağımız işlem şu. Bir ters ilmeğimizi burada arkada modeli kurarken ters örüyorduk. Yanındaki iki ilmeği birlikte alıyorduk. Şimdi haroşamızı kurarken de bu iki ilmeği birlikte almamız gerekiyor yoksa ilmek sayımız çoğalacak bu ters ilmeğimi haroşa olarak örüyorum arka yüzde bu doladığım ilmekle düz ördüğüm ilmeği birlikte alıyordum modelimde şimdi yine bunları birlikte alıp haroşa olarak örüyorum bir düzümü buradaki düzümü tabi haroşaya çevirdim ters ilmeğim ters ördüğüm ilmeği haroşaya çevirdim Yine arka yüzde doladığım ilmekte düz ilmeğimi birlikte alıp ilmeğimi kapattım. Bütün ilmeklerimi haroşaya çeviriyorum ve bu iki ilmeği birlikte alıyorum. Haroşayı ters yönde ören arkadaşlar bir ön bir ön yüzde yani bu sırayı modeli tamamlamadan ön yüzde haroşa örmeye başlayabilirler. Model kurmadıkları için de ilmek sayıları çoğalmayacaktır. Biz şimdi burada arka yüzde dolayarak çoğalttığımız ilmeklerimizi kesiyoruz. İki ilmeği birlikte alıyoruz. Bu sıramızı tamamlayalım. Bir düzümüzü araşı ördük. Bir tersimizi araşı örüyoruz. Önde doladığımız ve düz ördüğümüz ilmeği birlikte alıyoruz. Modelimizin arka yüzünde de yine modelimiz devam ederken bu iki ilmeği birlikte alıyorduk. İlk haroşa sıramızı da örmüş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. düz ilmeğim ters ilmeğim ve iki ilmeği birlikte alıyorum. İpimizde çok az kaldı. Sanıyorum etek ucumuzdaki lastiklerimizi örecektir. İpimi içinden çıkarttığım için son bölümlerinde artık Yumam dağılmaya başladı. İki ilmeğimi bir aldım, düzümü, tersimi her olarak ördüm. Evet artık ilmeklerimizin sonuna geldik. Son terslerimi örüyorum ve kenardaki altı ilmeğimi de haroşa olarak yine örüyorum. Evet ilk haroşa sıramızı oluşturduk arkadaşlar. ilmeklerimizde arttırdığımız ilmekleri de kapatmış olduk. Şimdi birkaç sıra haroşa örelim. Daha sonra bütün ilmeklerimizi kapatalım ve yeleğimizi son haliyle görelim. Yeleğimizi tamamladık arkadaşlar. 4 sıra haroşa ördüm. Haroşalarımı tamamladım. Örgümün ön yüzünde kolumda kapattığım gibi örerek kesme tekniğiyle kapattım ilmeklerimi tam bir yumak kullandım arkadaşlar bir yumaktan bir yeni doğan yeleği örmüş olduk çok şirin çok cici bir yelek oldu arkadaşlar size ölçülerimi de vereyim beden genişliğim 23 santim biraz yalnız bu esneyen bir model söylemiştim e, örerken sizlere ters düz örgü örüyoruz ve kesiyoruz o yüzden açılır modelimiz boyumuzda omuzumuzdan aşağıya kadar 25 santim boyumuz var bebeklerimizin gelişim durumuna göre yeni doğan bebeklerin 3 aya kadar giyebilecekleri bir yelek oldu arka yüzümüzde bu şekilde çok hoş bir yelek hazırlamış olduk arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Keyifli örgüler dilerim. Değerli beğenileriniz ve yorumlarınız için de şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere Sağlıkla kalın.